Merhaba arkadaşlar. Çap Yayınları 9. sınıf tarih fasikülünün 2. ünitesini sizlere anlatmaya devam ediyorum. Bugün insan ve doğa, ilk çağda göçler, ilk çağın tüccar toplulukları, kabileden devlete geçiş konularını anlatacağım. İnsan ve doğa konusuyla başlayalım. İnsan ve doğa konusu. Bakın, insanoğlu yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren sosyal ve ekonomik olarak belli süreçlerden geçmiştir ve bu noktaya gelmiştir. Bunlar neler mesela? Şuraya bir yıldız koyalım. Avcılık ve toplayıcılık, konar göçerlik, tarımla birlikte de yerleşik hayatın başlaması olmuştur. Tabii ki ilk başta avcılık ve toplayıcılık için bakarsak hatırlayın. Biz paleolitik ve mezolitik dönemi işlerken demiştik ki başta bir buzul çağı vardı ve insanlar bu dönem üretim yapamadılar. Çünkü üretim için gerekli olan şartlar yoktu. İşte bu dönemde insanlar neyle geçindiler? Avcılık ve toplayıcılıkla geçindiler ki zaten tüketici ve göçebe bir yaşam tarzı sürdürmüşlerdi. Devam edelim şimdi bakın. Buzulların erimesiyle artık iklim ılımanlaşmaya başlamasıyla insanlar hayvanları evcilleştirmeye başlamış. Bununla birlikte tarım yapıp nasıl hayata geçmiştir? Yerleşik hayata geçmiştir. Ama dikkat edin, yerleşik hayata geçse bile bazı coğrafyalarda hayvancılıkla geçinen topluluklar konar göçer yaşam tarzını ne yapmışlardır? Sürdürmüşlerdir. Bunu da unutmayalım. Yani insanoğlu besin sağlamak için toprağa bağlandıktan beri böyle göçebelerle yerleşikler arasında da böyle bir ne vardır? Sürtüşmeler, küçümsemeler olmuştur. İşte çiftçilerin istediği nedir arkadaşlar? İşte bacası tutan, tüten bir evim olsun, bir ekip biçeceğim tarlam olsun. Bunu isterken tabii ki hayvancılıkla uğraşanlar hayata daha farklı bakmışlardır. Amasyalı Strabon, değil mi? Ünlü coğrafyacı, daha önce de bahsetmiştik. Eserinde der ki böyle sahillerde, ovalarda, ılıman iklimin görüldüğü yerlerde yaşayanlar daha uygar, daha gelişmiştir. Ancak dağlık bölgede yaşayanlarsa böyle daha uygarlıktan uzak, daha kabadır. Bu ifadeyi kullanmıştır eserinde. İşte dağlık bölgede yaşayanlar da aslında o coğrafyayla yaptıkları mücadele sonucunda, değil mi? Daha kaba, daha sert doğaya karşı duruyorlar. Bu açıdan böyle bir yaşam tarzı geliştirmişlerdir diyebiliriz. Bu konar göçerler, bakın ne dedim? Uçsuz bucaksız ovalarda özgürlüğüne düşkün bir şekilde yaşayan topluluklar olmuşlardır. Ama şunu bilin, bunun başına da bir yıldız koyalım bu maddenin. Önemli. Bakın, konar göçerlerle yerleşik hayata geçmiş, tarımla uğraşan insanlar tabii ki birbirine ihtiyaç duymuştur. Neden? Konar göçerlerin tarımsal gıdalara, yani tahıl ürünlerine ihtiyacı olduğu gibi hayvansal gıdalar için de tam tersi tarımla uğraşanların ihtiyacı olmuştur. Yani bu nedenle her ne kadar bir mücadele olsa da iki grup arasında kesinlikle ticarette çok gelişmiştir ve canlı olmuştur. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelin ikinci bölümümüze, ilk çağda göçlere geçelim. Bu haritada gördüğünüz gibi bakın işte Dorların yaptığı göçler, Akaların, Friglerin Trakya'dan gelmesi, ondan sonra birinci Yahudi göçü, değil mi? Birinci Yahudi göçü, ikinci Yahudi göçü, Babil göçleri gösterilmiş. Yani sürekli coğrafyada ne var? Bir hareketlilik var. Arkadaşlar günümüzde de göçler oluyor ve göçlerin genelde ekonomik, sosyal, siyasi gibi nedenleri var. Ya da dini gibi nedenleri var. İşte tarih boyunca böyle insanlar çeşitli nedenlerden dolayı farklı bölgelere göç etmişlerdir. Biz şimdi ilk çağda yapılan göçlere ve nedenlerine bir bakalım. Bakın, geçmişten günümüze göçlerin genel nedenleri. Başlayalım şimdi. Yerleşim, bakın ilk maddeyle başlayalım. Yerleşim yerleri ve iklimdeki değişiklik, geçim sıkıntısı yaşamaları. Bu nasıl bir neden? Tabii ki ekonomik bir neden. Yani insanlar yaşadığı bölgede geçim sıkıntısı yaşarsa, ondan sonra kuraklık olursa, işte salgın hastalıklar olursa, değil mi? Orta Asya'da bundan çok bahsedeceğiz. Ne yapacaklar? Başka bölgelere göç edecekler.
Diğer bir neden siyasi neden. İşte politik değişiklikler, iktidarların değişmesi, bazı devletlerin yıkılması, bazı yeni savaşların çıkması. Bunlar da göçlerin nedenleridir ama nasıl nedenleri? Siyasi nedenleri. En güzel örneği bugün yaşadığımız Suriyeli mülteci sorunu, değil mi? Suriye'de yaşanan bir savaş ve bundan dolayı bizim ülkemiz dahil Avrupa ve birçok bölgeye göç eden Suriyelilerden sürekli bahsediyoruz günümüzde. Onun dışında dini inançtan kaynaklı göçler var. Nasıl? Yani yeni bir din geliyor, işte ya da farklı bir din geliyor. O bölgedeki geleneksel din yeni dini reddediyor, baskı yapıyor ve diğer grup göç etmek zorunda kalıyor. Tarihte bunun birçok örneği vardır arkadaşlar. İlk çağdaki göçlerin ilkin yani ilk başta olan Ege göçlerinden bahsedelim. Deniz kavimleri göçü de denir. Çünkü daha çok arkadaşlar bu Ege ve Akdeniz adalarındaki işte kavimler göç etmiştir. O yüzden deniz kavimleri veya Ege göçleri denmiştir. Milattan önce 13. yüzyılla bakın milattan önce 13. yüzyılla 12. yüzyıl arasında yapılan göçlerdir. Ve bu göçler ilk Yunanistan'da başlamıştır. Ege göçlerinin nedenlerine bakarsak ilk maddeden başlayalım. Yunanistan'ın dağlık olması ve bundan dolayı tarım alanlarının yetersiz olması, yani ekonomik nedenler, göçün bir nedeni. Diğer neden hızlı nüfus artışı. Bakın, yeterli olmuyor bölge. Uzun süren kıtlıklar, uzun süren kıtlıklar, değil mi? Ekonomik nedenler arasında. Ha bunun dışında bakın, Doğu Avrupa'da geçim sıkıntısı yaşayan Dorlar ve Akalar gibi kavimlerin Yunanistan'ı istila etmesi ki daha önce değil mi? Biz Yunan medeniyeti, Miken medeniyeti, Girit medeniyetini görürken genel bahsetmiştik. Peki göçün sonucunda ne oldu? Bir kere şunu çok karşınıza çıkacak. Şu Anadolu'daki Hitit devleti yıkıldı ifadesini unutmayalım. Yani Ege göçlerinin en önemli sonuçlarından bir tanesi bu Hitit devletinin yıkılmasıdır. Mısır koruyucu önlemler almış ve varlığını sürdürmüştür. Bunun dışında ne oldu? Bakın Anadolu, Kıbrıs, Suriye, Mısır, Akdeniz kıyıları yağmalandı. Bu da Ege göçlerinin bir sonucudur arkadaşlar. Şimdi Yahudi göçleriyle devam edelim. Değil mi? Dine dayalı, dini nedenlerle yapılan sürgünler ve göçler, Yahudi göçleri. Şimdi ilk çağda insanlar dini nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kalmışlardır. Neden? Bakın, tek tanrılı dinler yeryüzünde yayılmaya başlayınca işte kendi dinlerinden vazgeçmek istemeyen topluluklar bu tek tanrılı dini benimsememiştir. Bu dine baskı yapmıştır. Tek tanrılı din yaşayanlar da kendi dinlerinden vazgeçmek istememiştir ve farklı bölgelere göç etmişlerdir. Yani dini baskılardan dolayı yapılan göçlerdir. Bunun ilk çağdaki örneklerinden biri Filistin topraklarından gönderilen, sürgün edilen Yahudilerdir arkadaşlar. Bakın, Babil kralı Nabukadnezar bugünkü Filistin'i ne yapıyor? İstila ediyor ve Yahudi krallığına da son veriyor. Süleyman Mabedi'ni de yıkıyor. Daha sonra buradaki halkı bakın Babil'e sürgün ediyor. Daha sonra bölgeye Persler egemen oluyor ve Yahudiler geri ülkelerine dönebiliyor. Ancak bakın Yahudilerin bu ilk sürgünü olmayacak, bununla kalmayacak. Tekrar bölge Roma İmparatorluğu'nun eline geçiyor ve Roma İmparatorluğu zaten baskı uygulamaya başlıyor. Buradaki işte ağır vergiler ödemek zorunda kalan ve baskı gören Yahudiler de tabii ki isyan ediyorlar. Ve bu sefer Roma İmparatorluğu Yahudileri çok farklı bölgelere bakın Filistin'e dönmemek şartıyla dünyanın dört bir yanına sürgün ediyor arkadaşlar. Demek ki Yahudi göçleri dine dayalı yapılan ve göçlerdir. Yahudilerin sürgüne gönderilmesidir arkadaşlar. Geçelim şimdi ilk Hristiyanlara Roma baskısı. Bakın ilk çağda dedik ki dini inançları nedeniyle Roma baskısına maruz kalan bir millette, çok özür dilerim, bir toplulukta Hristiyanlar olmuştur. Yani Yahudiler dışında Roma Hristiyanlara da baskı yapmıştır. İşte ahiret inancının varlığını kabul eden eşitlikçi, bakın eşitlikçi
böyle ilkelere dayanan Hristiyanlık gelince Roma İmparatorluğu bunu reddetti ve baskı almaya, altına almaya başladı. Tabii ki Hristiyanlar da kendi dinlerinden vazgeçmediler ve bakın Havari, Aziz, Paulus ve yanındaki Hristiyanlar sürgün edildi. Anadolu'daki Kapadokya'ya, yeraltı şehirlerine sığınmışlardır. Gittiniz mi bilemiyorum ama Kapadokya'daki kiliseler, yeraltı şehirleri, kayaların içine oyulmuş çok farklı kiliseler var arkadaşlar. İşte Roma'nın baskısından kaçan Hristiyanların sığındığı bir bölge olmuştur Kapadokya. Ve bakın dünyada açılan ilk kilise Saint Pierre Kilisesi de Antakya'dadır. Bunu da unutmayalım. Aziz Paulus'un Anadolu ve Yunanistan'a Hristiyanlığı getirmiş, başarmış. Ancak Roma'ya geldiği sırada da öldürülüyor. Sonra ne oluyor? Aradan uzun bir zaman, yıllar geçiyor. Daha sonra 313 Milano fermanıyla Hristiyanlığı Roma serbest bırakıyor. 300, bakın, 380 yılında da Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ediyor arkadaşlar. Yani başta şiddetle reddettiği, sürgüne gönderdiği Hristiyan topluluğun zaman içerisinde etkisi artmış ve Roma önce bu dini Milano fermanıyla serbest bırakmış, sonra da 380 yılında resmi din olarak kabul etmiştir. Bunun dışında bakın Süryani, Keldani, Nasturi Hristiyanlarının Orta Doğu'da ve Asya'da var olmasında özellikle Aziz Petrus, bakın Bernaba ve Saint Paul'un attığı Antakya Havariyu Kilisesi'nin katkıları büyük olmuştur. Yani bizim Anadolu toprakları birçok medeniyete, birçok dine ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bunu da unutmayalım. Geçelim şimdi ilk çağda diğer göçler. Birer cümlede bunlardan bahsedelim. Frig göçleri arkadaşlar. Milattan önce 1200 ve 800'lü yıllarda olmuştur. Trakya'dan geliyorlar bakın Anadolu'ya Frigler ki Frigleri sizinle işledik. Boğazlar üzerinden göç edip Anadolu'ya gelmişler. Bunun dışında Trak göçleri Balkanlar üzerinden karayolu ile gelip Marmara kıyılarına yerleşmişlerdir. Marmara kıyılarına yerleşmişlerdir. Bu da diğer bir göç. Akat göçleri milattan önce 3000'de Sami kökenli Akatların Suriye'den Sümer ilkesine yaptığı göçlerdir. Yani Akatlar da Suriye'den Mezopotamya bölgesine gelmişlerdir. Babiller diğer adıyla Amurruların göçleri. Yine bunlar da Arabistan ve Filistin ve Suriye. Bakın Arabistan'dan Filistin ve Suriye yaptığı göçlerle ön plana çıkarlar. Bu da diğer bir göç. Hurri göçleri milattan önce 3000'li yılların sonlarında kuzeyden gelen Hurrilerin Doğu Anadolu, Filistin ve Mezopotamya yaptığı göçlerdir. Yani son bölümde anlattığım göçler işte Frig ve Trak göçleri, Balkanlar ve Trakya'dan Anadolu'ya, Marmara kıyılarına ve İç Anadolu'ya yapılan göç derken Akat, Babil ve Hurri göçleri arkadaşlar genelde Orta Doğu ve Doğu Anadolu o çevrede yapılan göçlerdir. Bunu da unutmayalım.